kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Hazine. Bir gün anneleriyle babaları şeker, kurabiye ve pudingi anneannelerine ziyarete götürdü. Merhaba benim küçük tatlı kediciklerim. Seni gördüğümüze sevindik anneanne. Güle güle anne baba. Hoşçakalın çocuklar. Bugünü birlikte geçireceğimiz için çok heyecanlıyım. Eminim birlikte çok eğleneceğiz. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Hayır, 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 hayır. Koşmak ve zıplamak yok çocuklar. Ama... Sonra vücudun ısınır, terlersin, üstüne bir de hasta olursun. Bir bakalım. Ateşin normal neyse ki. Şimdi bir oyun oynayın. Benim mutfakta bazı işlerim var. Çocuklar yanlarında oynamak için ip ve badminton seti getirmişlerdi. Ama koşmak ve zıplamak yasaksa bunlarla nasıl oynayabilirlerdi ki? Peki şimdi ne yapacağız? Tırmanabileceğimiz bir ağaç bulalım. Harika bir fikir. Hayır hayır, bu güvenli değil. Ağaçlara tırmanmak da yok. Daldan kayabilirsiniz ya da kafanız ağaç deliğine girebilir. Hatta düşebilirsiniz. Bu güvenli değil. Siz iyisi mi usta usta oturun canlarım. Hiçbir şey yapamıyorsak nasıl eğleneceğiz biz? Buldum. Ağaca meşe palamudu atmaca oynayalım. Eğlenceli görünüyor. Ben deneyeceğim. Bakın nasıl gidiyor. Hayır, bu da güvenli değil. Meşe palamudu atmak da yasak. Ya geri sekip burnunuza gelse canlarım? Peki o zaman nasıl eğlenebiliriz? Ben galiba güvenli bir oyun biliyorum. Bir yerlerde değerli bir hazine saklayacağız. Sonra da anneannem onu bulmaya çalışacak. Tamam, bu kulağa hoş ve güvenli geliyor. Hazine saklandıktan sonra anneanne onu bulana kadar kedicikler sıcak soğuk dediler. Acaba nereye saklamış olabilirlerdi? Şurası. Hey! Şuradaki çalıya. Hazırız anneanne. Ve anneanne hazineyi aramaya başladı. Sıcak sıcak. Soğuk. Ha? Ne? Üşüdünüz mü çocuklar? Hasta mı oluyorsunuz yoksa? Bu oyunun bir parçası anneanne. Sıcaklıktan bahsetmiyorum. Soğuk hazineden uzak olduğunu gösterir. Soğuk anneanne. Buz gibi soğuk. İşte şimdi gerçekten üşüdüm. Sıcak. Daha da sıcak. Şu anda yanıyorsun. Hazineyi buldum kedicikler. Ama bu bizim kutumuz değil ki. Bizimki maviydi ve daha küçüktü. Buna inanamıyorum. Bu benim uzun zamandır aradığım defile kutum. Ben de sizin gibi küçük bir kediyken bunun içine en sevdiğim şeylerle doldururdum. Anneanne, bizim gibi oyuncu bir kedi yavrusu olduğun zamanları hatırlıyor musun? Elbette. O zamanlar badminton en sevdiğim spordu. Üstelik çok da iyi oynardım. Bu atlama ipi de en sevdiğim ikinci şeydi. Vay canına. Anneanne hasta olmaktan korkmadan zıplayıp oyunları oynuyormuş demek. Bu meşe palamudunu tırmanmak imkansız dedikleri bir ağacın tepesinden toplamıştım. Ağızlarının payını verdim tabii. Ama en çok sevdiğim şey ok atmaktı. Ya onlardan biri geri sekip burnuna gelse ne olacak? Ucu vantuzlu oklar kullanıyordum. O yüzden burnuna gelse de o kadar acıtmazdı. Oo, fırının sesi bu. İçindekiler pişti demektir. Gidip çıkarayım. Anneannen gerçekten çok eğlenceliymiş. Peki neden bizim de eğlenmemize izin verilmiyor? Değerli kediciklerim, elbette eğleneceğiz. Ama önce şu taptaze kurabiyelerden yiyin. Anneanne altın korsan parası şeklinde kurabiyeler pişirmiş, define kutusunu bunlarla doldurmuştu. Sen dünyanın en değerli hazinesisin anneanne. Siz de benim en değerli hazinemsiniz. Söyleyin bakalım, kim ok atmayı öğrenmek istiyor? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Çocukluk anıları anneanneye genç olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlattı. O ve torunları bu harika günün sonuna kadar birlikte koştular, zıpladılar, güldüler ve oyunlar oynadılar. Market gezisi. Anne ve baba alışveriş yaparken tatlı kedicikleri de yanlarına almışlardı. Çubuk makarna. Muz. Ve taze balık. İkinci bir alışveriş arabasına ihtiyacımız olabilir. Daha ne kadar sürecek? Eve gidip oyun oynamak istiyorum. Ve ben de çok acıktım ya. Durun.
süt, ekmek ve çay almayı unutmuşuz. Şimdi hepsini toplamamız gerek. Siz bunları toplarken biz süt, ekmek ve çayı alabiliriz. İyi fikir. Böylece daha çabuk çıkabiliriz. Pekala. Sanırım size bu önemli yetişkin görevini verebiliriz. Evet. Babanızla birlikte sizi dışarıda bekliyoruz. Anne ödeme yapmaları için onlara cüzdanını veriyor. Harika! Miyav, 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 miyav! Kurabiye sen ekmeği al. Puding sen de sütü al. Ben de çayı alacağım. Fakat ekmekler oyuncaklar kadar ilgi çekici değil. Ve şeker varken süt kimin umrunda? Şekere dönersek... Şeker ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırladı. Ama sanırım kurabiye bunu unutmuş olabilir. Ve puding de. Süt ve ekmek nerede? Annemizin cüzdanı elimizde. Her şeyi alabilecek kadar paramız var. Ekmek ve süt çok sıkıcı ama şeker harika. Puding ama sütümüz olmazsa ne içeceğiz? Bir bardak şeker mi? Kurabiye, eve ekmek almadan gidersek annemiz bize neyle sandviç yapacak? Otobüs oyuncağıyla mı? Pekala. Tatlı kedicikler ekmek almaya gitti ama bir sürü farklı çeşitli ekmekle karşılaştılar. Hadi bir tane alıp gidelim. Ama o bir tatlı kurabiye. Biz normal bir ekmek arıyoruz. Buna ne dersin? Bence kahverengi olması gerekiyor. Yani bu mu? Bunun şekli yuvarlak ama yediğimiz sandviçler hep kare şeklinde. Bakın bu hem kahverengi hem de kare şeklinde. Aa evet, geriye sadece süt kaldı. Görünüşe göre sütlerin de birçok çeşidi varmış. Çilekli. Bu olamaz. Çikolatalı enfes. Hayır, bu da değil. Peki bu mu? O süt değil, ayran. Bu normal bir süte benziyor. Öyleyse almamız gereken bu. Lekeli'nin annesi markette kasiyer olarak çalışıyor. Kurabiye, şeker ve puding. Hepinize günaydın. Günaydın. Ne kadar da büyümüşsünüz. Kendi başınıza alışveriş yapıyorsunuz. Çok önemli bir yetişkin görevinin ortasındayız. O patenler harika görünüyor. Onlara buz pistinde giyebilirim. Çok havalı. Çocuklar bu patenleri almalıyız. Ama her şeyi alacak kadar paranız yok. Ya patenleri alacaksınız ya da bu yiyecekleri. O zaman bu patenleri alalım. Durun bir saniye. Bunu yaparsak akşam yemeğinde paten çorbası içeceğiz. Hazır mısınız bakalım? Afiyet olsun. Buz pateni çorbası kulağa hiç hoş gelmiyor. Eminim buz patenli sandviç daha kötüdür. Parayı yiyecekler için kullanacağız. Buraya bu yüzden geldik. Anne, baba, merhaba. Her şeyi aldık. Aferin size çocuklar. Bu büyük yetişkin görevini başarıyla tamamladınız. Güzel bir sürprize hazır mısınız? Hepiniz için birer buz pisti bileti. Siz market alışverişini yaparken annenizle aldık. Buz pateni mi? Harika. Biz de bunu istiyorduk. Ama bizim buz patenimiz yok ki. Sorun değil. Oraya gittiğimizde paten kiralayabiliriz. Harika. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler önemli görevlerini başarıyla tamamladı. Ama ailece güzel bir zaman geçirmek tüm bunlardan daha önemli bir görevdi. Pazar günü. Bir pazar sabahı anne erkenden spor salonuna gidiyordu. Kurabiye, şeker ve puding babayla birlikte evde kalacaktı. Ben egzersiz dersime gidiyorum. Sana iyi eğlenceler. Tatlı kediciklerle ben ilgilenirim. Ben siz idare edebilir misiniz? Hiç merak etme anne. Evet, babamın yanında hiç sıkılmayız. Evet, o konuda haklısınız. Hoşça kalın canlarım. Baba! Hadi bebeklerimle oynayalım. Hadi baba, satranç oynayalım ha. Bir de dart. Pekala benim harika çocuklarım. Bebek oyunu, satranç ve dart oynanacak. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Baba, nerede kaldı? Hadi.
bizimle oynamayacak mısın? Evet, geliyorum benim güzel yavrularım. Planımız şu. Bayan Kitalo bütün bu güzel elbiseleri denemek istiyor. Tamam, satranç tahtam hazır. Ben beyaz olacağım. Mıknatıs üstü dartlar. Al baba, tut şu tahtayı. Çok eğlenceli görünüyor. Pekala, hadi başlayalım. Yaşasın. Hay aksi. Olamaz, babam yine uykuya dalıyor. Hey yumuşak kalpli yavrular, çok çalışıp çok yorulan babalarının hak ettiği uykuyu almasına izin verdi diyebiliriz. Uyan hadi. Karnım kaçınıyor. Söyler misiniz, onu nasıl uyandıracağız? İşe yarayabilecek harika bir fikrim var. Baba, ferahlama vakti geldi. Ama puding, üstü ıslanırsa üşütebilir. O zaman süper, hiper, acayip güçlü, gürültülü bir şey bulup hemen yanına koyalım. Oho baba. Ama kurabiye, babam o sesi duyunca korkudan ödü kopuyor. O zaman onu nasıl uyandıracağız? Belki de uyandırmamalıyız. Anlayışlı olalım ve bırakalım biraz kestirsin. O zaman uyandığında bizimle oynamak için bol miktarda enerjisi olur. Çok iyi fikir. Miyav, 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 miyav. İyi eğlenceler. Sence yeterince uykusunu almış mıdır? Hayır, henüz değil. Ya şimdi? Şimdi olabilir. Tam anlayamadım. O zaman uyanması gerekmez miydi? Çekilin, ben hallederim. Alo, sorarlarsa fabrikada şekerleme incelemesi yapıyorum. Uyku zamanı. Aklıma harika bir fikir geldi. Annem bana ninni söylediğinde çok daha iyi dinleniyorum. Neden babama ninni söylemiyoruz? Sessiz olun, uyandırmayın. Aman sakın mırıldanmayın. Yorgun gözlerini kapa. Eğleniriz uyandığında baba. Anladığım kadarıyla babanızla oynamak hiç sıkıcı gelmemiş. Uyanın uykucu kediler. Anne geldi. Ben %100 uyanmış durumdayım. Kalktım ve güne hazırım. Hey, hadi kalkın çocuklar. Azıcık daha uyuyamaz mıyız? Evet, zaten bugün pazar değil mi? Evet, sanırım haklısın. Siz uyumaya devam edin. Ama babayla ben dışarıda bu harika diski atıp tutarak çok eğlenceli zaman geçireceğiz. Harika. Bu çok zevkli olacak. Ne? Bize harika disk mi aldın? Boşanmış bir şey. Miyav, 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 miyav. İster kısa bir uyku çekin, ister birlikte oyun oynayın. Pazar harika bir aile günüdür. Konuşan kuş. Bir gün baba her zamanki gibi tatlı tarifleri uydurmakla meşguldü. Sonraki adımda yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun. Üzerine şekerli krema sürüyorsun. Sonra bu eriyor ve üzerine çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Çok lezzetli olabilir. Bence bunu hemen yaz tatlım. Baba pişirin seslenin. Puding, minik şeker ve kurabiye. Baba az önce benim çilekli olduğumu söyledin. Çocuklar, babanız yeni bir tatlı tarifi üzerinde çalışıyordu. Evet, unutmadan çocuklar, bilin bakalım ne oldu. Komşular kısa bir yolculuğa çıkıyormuş. Papağanlarına bir süre bizim bakmamızı istediler. Yani evimizde gerçek bir papağan mı olacak? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Minik kuş, minik kuş, minik kuş! Bir yerde okumuştum, papağanlar konuşabiliyormuş. Minik kuş konuşuyor mu? Harika bir şey bu. Hadi minik kuş, bir şey söyle. Çekinme, bir şey söyle, bir şey söyle. Belki kafesin içinde olduğu için konuşmak istemiyordur. O zaman onu çıkaralım. Tamam, seni dinliyoruz. Belki de kuşun karnı acıkmıştır. Evet, ne diyorsun? Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim demek gerekiyor. Belki minik kuş tatlı seviyordur. Şeker ister misin kızım? Dur bakalım. Şeker istiyorsan lütfen demelisin.
Belki de çok küçük olduğu için henüz neyi nasıl söyleyeceğini öğrenememiştir. Ona konuşmayı öğretelim. Minik kediler papağana hangi sözcüğü öğretmeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Bence ona şey demeyi öğretelim. Böylece komşular döndüğünde onları güzelce korkutur. Ama sadece onları korkutacağından nasıl emin olabiliriz? Ya etraftaki herkesi korkutmaya başlarsa? O zaman ona şey demeyi öğretelim. Örneğin tebrikler gibi bir şey. Bu herkesin hoşlanacağı türden bir sözcük değil mi? Ama Pudding, tebrikler sözcüğü biri güzel bir şey yaptığında söylenir. Her zaman söylenmez. Tebrikler! No! Tebrikler! Ona çok sıradan ve basit bir sözcük öğretmeliyiz. Örneğin, merhaba. Haklısın, öyle bir şey söyleyince kimseyi korkutmaz. Merhaba. 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 Merhaba, merhaba. 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 Merhaba mı? Merhaba. 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 Çocuklar, lütfen başka bir yerde oynar mısınız? Yeni tatlı tarifimin son aşamasına yanlışlıkla merhaba yazdım. Sahi sıcak kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra ne yapmamız gerekiyor demiştim. Yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun, üzerine şekerli krema söylüyorsun. Sonra bu krema eriyince çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Zeki papağan babanın tarifini gayet iyi anımsıyordu. Teşekkür ederim, evet aynen öyle. Görünüşe göre konuşmayı gayet iyi öğrenmişsin zaten. Teşekkür ederim. Şeker lütfen. Tebrikler. Peki neden biz sana konuş dediğimizde bir şey söylemedin? Belki de tatlı yavrularım sizin sürekli konuşmanız yüzündendir. Bu yüzden tek söz etmeye bile fırsat bulamamıştır. Özür dileriz minik kuş. Yanıtlaman için sana zaman vermeliydik. Minik kuş. Merhaba. Günaydın. Harika. Teşekkür ederim kurabiye. Teşekkür ederim şeker. Teşekkür ederim puding. Teşekkür ederim. Bir şey değil minik kuş. O gece hepsi babanın yeni kurabiyesinden yedi. Ve yeni papağan arkadaşları o kadar çok konuştu ki önceden nasıl o kadar suskun kaldığına şaşırdılar. Ağaç ev. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet, harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şeye yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Cik. Miau. Vay canına, gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelir. Hep birlikte oyunları oynarız. Evet, tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak. Pekala. Sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi. Kuleli mesela. Bir de kaydırağı olmalı. Eve tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar. Size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. Yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Tüh, hay aksi. Olamaz. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi.
Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir. Kuş gibi. Cik cik. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın. Bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? Bu süper kedi değil ki. Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi. Miyav! Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız. Yukarı! İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız. Anladınız mı? Aşağı! Yukarı! Aşağı! Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ağaç eviniz harika olmuş. Cupcake, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar, en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi gelenekmiş o? Yeni bir ev, eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. Evet, çok güzel. Harika. Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Karlı yamaçlar ve kar kayakları. Karlı bir sabahta tatlı kedicikler dışarı çıkıp kızakla kaymak ve oyun oynamak için sabırsızlanıyorlardı. Oh, günaydın tatlı kedicikler. Bu kadar erken nereye gidiyorsunuz? Dışarı, kızakla kaymaya. Ama bütün gece kar yağdığı için kaydırak tamamen karla kaplıydı. Kaydırağımız nereye gitmiş? Hadi kaydırağın yaptığı yamaçtan aşağı kızakla kayalım. Harika fikir. Miyav, 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 miyav. Çok eğleneceğiz. Ama kızaklarıyla doğrudan yumuşak kara çakıldılar. Bu kaydırakta kaymaktan çok daha zor. Hey galiba ben burada görebiliyorum. O zaman biz de kazarız. Çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Ama kaydırağın üstündeki karı kazmak düşündüklerinden daha zordu. Biz bunu kazana kadar mevsim yaz olur ya. Babacığım, babacığım. Kaydıraktaki karı temizlememize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama önce televizyondaki kar kayağı yarışını izleyeyim ha. 3 numaraya maçtan hızla aşağı iniyor. Ne iniş ama. Vay, çok ben iyi. De böyle kaymak istiyorum. Bravo. Harika. Kar kayağı için çok daha geniş bir yamaç gerekli. Bizim kaydırak yeterince büyük ve güvenli değil. Şu anda kaydırağımız bile yok baba. Anneciğim, anneciğim. Kaydırağın üstündeki karı temizlememize yardım eder misin? Üzgünüm canlarım ama spora geç kaldım. Kaydırak karla kaplıysa neden başka bir şey oynamıyorsunuz? Ama tatlı kedicikler başka bir şey oynamak istemiyordu. Kara tuz serpince tamamen eridiğini duymuştum. Peki ya tuz kaydırağımızı da eritirse? Belki de bir buldozer bulmalıyız. O zaman kaydırağı hemen temizleyebiliriz işte. Bence buldozer karın dışında başka şeyleri de temizleyebilir. Hey kaydırağımız!
O zaman dev bir kar topu yapalım, sonra da onu aşağı itelim ve inerken bütün karı temizlesin. Bu harika bir fikir. Çok etkileyici bir kar topu oldu. Yapmayın. Gereken tek şey onu aşağı yuvarlamak. İtin, itin ve... Kim var orada? Çok tuhaf. Burada kimse yok. Kaydırak şimdi öncekinden daha fazla karla kaplıydı. Bu kocaman dağ buldozer gelse bile temizleyemez şimdi. Benim çok iyi bir fikrim var. Biri bana yardım edebilir mi? Hey, bu babamın kayağı. Babalarının kayağı yumuşak karda kaymak için birebirdi. Vay canına. Aa, vay canına. Spor salonundaki dersim iptal edildi. Ama sizinle kaymak daha eğlenceli. Affedersin. Yaşasın. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Bu dev tepe kar kayağı yapmak için ideal görünüyor. Babanız size bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Karlı yamaçlar çok eğlenceli olabilir. Ama bütün aile birlikte olunca çok daha eğlenceli olur. Hikaye yazmak. Bir gün kurabiye, şeker ve puding babalarından onlara bir kitap okumasını istedi. Ben güzel bir prenses kitabı istiyorum. Ama içinde bir sürü korsan olsun. Ve ayrıca bir sürü mantar olsun. Tamam, bu bir prenses kitabı. Bu da korsanlarla ilgili. Ve bir de mantar ansiklopedisi. Prenseslerle ilgili bir masal daha dinlemek istemiyorum. Çok sıkıldım. Ben de korsanlarla ilgili bir masal dinlemek istemiyorum. Ama mantar kitabı güzel, değil Hayır, mi? Hayır, asla olmaz. Bence kafa kafaya verip içinde prenses, korsan ve mantar olan bir kitap yazmalısınız. Gerçek yazarlar olacağız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Birlikte bir hikaye belirleyeceğiz çocuklar. Ve babam da bizim için onu yazacak. Hey. Ama kitap yazmanın hiç de kolay olmadığını anladılar. Neden başlamıyoruz? Hey. Ne? Buldum. Hayır. Sanırım hiçbir şey bulamıyoruz. Harika bir kitap yazmak için ilham bulmanız gerekiyor. İlham mı? O da ne? İlham, aklınızda bir fikir yokken bir anda ortaya çıkan şeydir. Bir fikrim var. Ormanın derinliklerinde... Buldum. Hikaye ayda başlıyor. Bir ninja mantarı mantar maymunlarıyla çatışıyor ve sonra da onları veriyorlar. Bu şekilde olmaz. Sadece biriniz başlamalı ve sonra sırayı diğerine vermeli. Babamız haklı çocuklar. O zaman başlıyorum. Ormanın derinliklerinde güzel... Mantar varmış. Değil mi? Hayır. Bir şato varmış. Akıllı prensesin şatosu. Kuledeki odasında oturup etrafı seyrediyormuş. Prenses oturup etrafı seyrediyormuş. Güzel sıra bir başlangıç. Bende. Ardından şatoya şeyler saldırmış. Mantarlar! Mantarlar değil puding, korsanlar. Peki tamam. Oha. Korsanlar şatoyu almış ve onu gemilerine götürmüş. Prenses pencereden dışarı bakmış ve dev bir... Mantar görmüş. Okyanus mantarı, evet. Hadi ama neden bir okyanus mantarı görsün ki? Sizin prensesleriniz ve korsanlarınız varsa neden benim mantarlarım olmasın? Pekala, öyleyse ne yazıyorum? Ne yapıyorsunuz bakalım? Gelecekler yazar olmaya karar verdi. Korsan gemimize saldırması için çok havalı bir şey arıyoruz. Güzel bir şeye ihtiyacımız var. Eğlenceli olmalı. Şunu açar mısın lütfen? Bir dev olabilir belki.
Mesela bir mantar. Anne, ben de aynı şeyi söylemiştim. Gemiyi batırmak isteyen dev bir mantar. Sola dön, ahbap. Hayır, sağa dön, ahbap. Sola dön. Sağa dön. Sola dön. Sağa dön. Dikkat edin. Şu anda dev mantar geliyor. Korsanlar, mantarı geri püskürtmeye hazır olun. Ama mantarın dev bir metal kaskı var. Bakın, evet. Hey, çok iyi bir fikrim var. Dev mantarı kaynatıp çorba yaparak yenebiliriz, değil mi? Çünkü kaynayan bir mantar gemiye zarar veremez. Ardından korsanlar dev mantarı yendi. Ve prensesle arkadaş oldular. Ve hep birlikte denizde harika maceralar atıldılar. Ve son. Bir mantar, prenses ve korsan hikayesi. Hah, çok güzel bir hikaye. Bu arada gerçekten mantar çorbasının kokusunu alabiliyorum. İşte kokusunu aldığın mantar çorbası. Küçük yazarlarım, yemek vakti. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Ve lezzetli yemeklerinden sonra baba, kendi kediciklerinin yazdığı Prenses Korsan ve Deniz'in Dev Mantarı hikayesini bir kitap haline getir. Ismarlama Rüyalar. Bir sabah tatlı kedicikler birbirlerine rüyalarını anlatıyorlardı. Rüyamda küçük bir derede tekneyle gittiğimi gördüm. Ben rüyamda yeni bir elbise deniyordum. Ben de başımdan daha büyük bir şeker yiyordum. Merak ediyordum da insan acaba görmek istediği rüyayı görebilir mi? Emin değilim ama neden denemiyoruz çocuklar? Eğer işe yararsa her gece istediğimiz rüyayı görebiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Gece rüyamda kendimi okyanusta değil bir teknede görmek istiyorum. Ben de şatodaki bir prenses olduğumu. Ben rüyamda farklı türlerde kelebekler göreceğim. O gece resimlerini yastıklarının altına koydular. Masal zamanı. Bu gece sizlere Çizmeli Kedi isimli ünlü bir kedinin hikayesini okuyacağım. Sabah oldu değil mi? Evet, evet oldu. Oldu. Hiç işe yaramadı. Rüyamda balık avlarken bir çizme yakaladığımı gördüm. Maalesef bende de işe yaramadı. Gece rüyamda bir prensestim ama kocaman bir çizmenin içinde yaşıyordum. Bunun sebebi dün gece babamın bize Çizmeli Kedi'yi okuması kesin. Sen de bir çizme gördün, söylesene. Evet, ben de rüyamda içi şeker dolu bir sürü çizme vardı. Rüyalarında neden hep yemek görüyorsun? Merak ediyorum Puding. Emin değilim. Belki de uykuya dalmadan önce hep yemekleri düşündüğüm içindir. Olamaz mı? Puding, sen bir dahisin. Akşam rüyamızda ne görmek istiyorsak bütün gün onu düşünmeliyiz. Tatlı kedicikler bütün gün o gece rüyalarında görmek istedikleri şeyi düşündüler. Ben bir prensesim. Ben bir prensesim. Kocaman hızlı bir tekne. Kocaman hızlı bir tekne. Kelebekler. Kelebekler. Bir sürü kelebek. Derken babalarının masal okuma vakti geldi. Masal zamanı. Kırmızı başlık ve kız. Hayır, hayır. Ben bir prensesim. Kocaman bir kelebekler. Tekne. Ben bir prensesim. Kelebekler. Kocaman bir tekne. Çok teşekkür ederim. Senin yüzünden bütün gece rüyamda kelebek gördüm. Ben de kendimi bir tür prens olarak gördüm. Benim rüyamda da kelebek kanatlı kocaman bir tekne vardı. Birbirimizi duyduğumuz için rüyalarımız birbirine karıştı. Çok iyi bir fikrim var. Bugün birbirimizle konuşmayalım. Böylelikle rüyalarımız da birbirine karışmaz. Tatlı kedicikler bütün gün rüyalarını düşünmekten o kadar yoruldular ki gece uyuduklarında rüya göremeyecek kadar bitkindiler.
Dün bütün gün ne rüya görmek istediğimizi düşündük. Ama bütün gece hiç rüya görmedik. Neden istediğimiz rüyayı göremediğimizi hiç anlamıyorum. Ha, belki de bu mümkün olmadığı içindir. Rüyalarımız bizim için gizemli ve harika sürprizlerdir. Onları harika yapan da işte bu. Rüyalarımızın zengin ve ilginç olmasını istiyorsak, deneyim toplamak için her gün olabildiğince çok eğlenceli ve ilginç şeyler yapmalıyız. Hey, bu doğru. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler bütün gün bir sürü ilginç ve faydalı şey yaptı. Bütün gün bu deneyimleri biriktirdikten sonra gece hemencecik uykuya daldılar. Ve her üçü de yepyeni, eşsiz ve etkileyici rüyalar gördüler. Süper kediler. Bir gün kurabiye, şeker ve puding heyecanlı bir süper kahraman çizgi romanı okuyordu. Harika. Parlayan kediciye bak, fener gibi karanlıkta gözlerinden ışık saçabiliyor. Ve kabarık kedicik kabartmanın güçlü gücünü ortaya çıkarabiliyor. Evet ama yıldırım kedicik en iyisi. Patilerinden çıkan yıldırıma bakın. Süper kahraman olmak harika bir şey. Aha. Hepsinin farklı birer muhteşem süper gücü var. Hey, neden süper kahraman oyunu oynamıyoruz? Kendi süper kıyafetlerimizi yapabiliriz. Ve süper isimlerimizi. Ve süper harika güçlere sahip olabiliriz, değil mi? Süper! Miyav, 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 miyav! Ve heyecanlı süper tatlı kedicikler kendi özel kostümlerini yapmaya başladılar. Kaptan Güç! Pelerinli kedi! Miyav kız! Hadi kurtarmaya! Harika! Gerçek birer süper kahramana benzemişsiniz. Ama süper kahramanların birilerini kurtarması gerekmez mi? Başı dertte olan tatlı kedi olabilirim çocuklar. Yani kurtarılmayı bekleyen kedi, biriniz beni kurtarabilirsiniz. Oo, bu harika! Onu kurtaran ben olacağım. Pelerinli kedinin süper uçuş gücüyle. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Fena. Batınca sırılsıklam olacağız. Sen benim süper kahramanımsın pelerinli kedi. Hayır. Bu kurtarma görevi Kaptan Güç'e daha uygun bir kere. Çünkü süper güçlü kasları var. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Bir meteor geliyor. Hiç de dost canlısı görünmüyor. Sen benim süper kahramanımsın Kaptan Güç. Bekle, bekle, bekle. Burada kurtarma görevini ben yapacağım. Ben Miyav kızım ve zihnimle bir şeyleri hareket ettirebilirim. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Olamaz, yangın var. Benim en süper kahramanım Miyav kız. Ve ayrıca Cupcake benim arkadaşım. O yüzden onu kurtaran ben olmalıyım. Hepimiz Cupcake'le arkadaşız. Evet, onu kurtaranı seçmesine izin vermeliyiz. Merhaba. Kurtarılmaya hazırım çocuklar, her zaman. Yüksekten oldukça korkuyorum. Cupcake bir ağaca sıkışmış kedi rolünü oynuyordu. Pelerinli kedi kurtarmak için uçmaya hazır, evet. Kurtarma zamanı. Böylece kurtuldun Cupcake, inebilirsin. Bekle, Miyav kız geliyor. Seni harika zihnimle aşağı geri getireceğim. Kurtarma zamanı. Bitti, aşağı in. Bunun eğlencesi nerede? Aşağı kendi başıma inersem garip gözükmez mi? Böyle kurtarma mı olur? Hiçbirimiz aslında süper güçlere sahip değiliz, biliyorsun değil mi? Ve bu yüzden seni gerçekten kurtaramayız. İnanılmaz. Buraya tırmanmamış olmalıydım değil mi? İmdat! Biri beni kurtarsın! Cupcake kaktüsün üstüne düşmek üzere. Yardım edin! İmdat! Gerçekten iyi bir fikrim var. Kurabiye, ağaç gövdesine sıkıca tutun. Ve sonra puding, onun pelerinini yakala. Ve olabildiğince sert çek. Atla Cupcake!
İnanılmaz. Siz üçünüz cupcake'i gerçekten kurtardınız. Evet, evet. Şekerin süper düşüncesiyle, pudingin güçlü kocaman kaslarıyla ve kurabiyenin süper peleriniyle. Teşekkür ederim. Hepiniz benim süper kahramanımsınız. Birlikte çalışınca neredeyse her sorunu çözebiliriz. Süper! Miyav, 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 miyav. Bir dahakine beni de kurtarır mısınız? Beni de. Meğer yavru kediciklerin gerçek süper gücü birlikte çalışmakmış. Onlar gerçek bir süper takımdı. Yani süper tatlı kedicik. Tüylü hırsız. Bir gün tatlı kedicikler her zamanki gibi odalarında oyun oynuyordu. Ta ki garip bir şey fark edene kadar. Ne? Puding, parlayan yeni düdüğümü gördün mü? Sen mi aldın? Ben de değil. Şeker, yeni düdüğüm yok. Biraz bekle. Önce diğer renkli saç tokamı bulmalıyım. Hayır. Sen almadın değil mi? Benim de büyütecim yok. Şekeri sen mi aldın canım? Senin büyütecini niye isteyeyim? Ama benim saç tokamı ikinizden biri almış olmalı. Ben değildim. Senin saç tokanı görmedim. Senin büyütecini ama düdüğümü istiyorum. Ama benim saç tokamı kim aldı? Büyütecimi bana geri ver. Hadi canım lütfen. Pekala. Bütün bu kavga da nedir böyle? Şimdi hanginiz bana küpemin diğer tekinin nerede olduğunu söyleyecek? Biz almadık ki. Bu demek oluyor ki evimizde bir hırsız var. Evde gerçekten bir hırsız olsaydı muhtemelen onu fark ederdim. Aa, neler oluyor? Jöle kaşığım tam da buradaydı. Nerede bu? Oh, anladım. Evde bir hırsız varmış. Sadece hırsızın ne istediğini bulmalıyız. Ama ilk önce aldığı eşyaları neden aldığını anlamalıyız, değil mi? Kaşık, küpe, büyüteç, saç tokası ve düdük. Jöle kaşığı aldığına göre gerçekten jöleyi seviyor olmalı. Tabii ki herkes jöleyi sever. Bu pek yardımcı olmadı. Küpemin diğer tekini almış. Ve benim diğer saç tokamı. Bu da hırsızın bir kadın olduğu anlamına gelir değil mi? Belki de büyütecimi göremediği için almıştır, olamaz mı? Ve spor seviyordu. Çünkü benim de hakem düdüğümü aldı. O zaman hırsız anneannem mi oluyor? Elbette. Anneanneniz çok akıllı bir kişidir. Durun bir dakika. Kanıtsız bir şekilde birini suçlayamayız. Yapmamız gereken hırsız için biraz yem bırakmak. Bütün bunların ortak noktası ne? Bir kere hepsi parlak. Babanın araba anahtarı parlak olduğundan onu yem olarak kullandılar. Herkes nefesini tuttu ve hırsızın kim olduğunu görmek için bekledi. Anlaşılan hırsız bir saksağın gibi duruyor. Hep anahtarınızla gitmesine izin vermeyin. Harika. Şimdi nasıl işe gideceğim ben peki? Bekle canım. Panik yapma. Tüm kayıp şeylerin nerede olduğu hakkında bir fikrim var. Şuna bakın. Burası bir hazine sandığı gibi. Bu hırsızın tek kurbanları biz değilmişiz gibi duruyor. Tatlı kedicikler komşularını aradı ve komşular da hırsızın yakalandığını duyar duymaz koşarak geldi. Hepsi parlak şeylerini kaybetmişti. Sadece bizim eşyalarımız kaldı değil mi? Küpen canım. Büyütecin. Saç tokan. Düdüğün. Anahtarlarım ve kaşığım. İşte bu kadardı. Hadi eve gidelim. Kuş için kendimi kötü hissediyorum. Işıltılı şeyleri gerçekten seviyor ama geriye hiçbir şeyi kalmadı. Baksana, benim bir fikrim var. Zavallı saksan için gerçekten parlak başka bir şeyler bulmaya ne dersin? Tamamen onun olacak parlak şeyleri olur ve kimse ondan geri almaya çalışmaz. Bu harika! Miyav, 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 miyav!
Böylece tatlı kedicikler saksağın için güzel parlak bir şişe kapağı bıraktı ve tüylü hırsız sayesinde birini suçlamadan önce her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak gerektiğini anladılar. Özellikle anneannenizi suçlamadan önce. Satranç oyunu. Bir gün Pudding oyun parkına giderken satranç tahtasını yanında götürdü. Kurabiye, satranç oynamak ister misin? Hayır Pudding, seninle oynamak çok sıkıcı çünkü hep sen kazanıyorsun. Hey Şeker, sen oynar mısın peki? Oynamayı bilmiyorum. Harika, başarılı bir satranç oyuncusu olmak istiyorum ama kimseyle pratik yapamıyorum. Hey! Pudding, arkadaşlarımızdan birine seninle oynamasını söyleyebiliriz. Ne dersin? Evet, elbette oynayabileceğin harika birini bulabiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Pudding'le satranç oynayacak ilk aday Cupcake'ti. Ama neden sadece midilliyle oynuyorsun Cupcake? O taşa at deniyor. En şirin taş olduğu için bununla oynuyorum. İşte şahmat. Kaybettin Cupcake. Ne var yani? Gidip başkasıyla oynayacağım. Bir sonraki oyuncu Gece'ydi. Ben siyahlarla oynamak istiyorum. Ha! Piyonunu aldım. Ve şimdi de atını aldım. Bir piyon daha aldım. Ve şahmat. Ha? Yine kazandım. Aa, hemen mi? Anlaşılan iyi satranç oynayan birini bulmak kolay değildi. İşte. Dur bekle. İşte. Ya da şuraya. Şuraya ne dersin? Affedersin. Şuraya oynayacağım tamam mı? Ardal, filini aldım. Ne? O fili çok seviyordum. Oyunda en sevdiğim taş oydu. Oynamıyorum. Ama sonunda çalışkan tarçın Pudding'le oynamaya geldi. İnanmayabilirsiniz ama daha önce hiç satranç oynamadım. Ne? Satranç uzmanı olduğundan emindik. Pudding tarçına satrançla taşların nasıl oynandığını öğretti. At neden bu şekilde oynanıyor ki? Neden tahtada dört nala gidemiyor? Ve neden şah sadece bir kare ilerleyebiliyor? Oysa vezir her yere gidebiliyor. Bunlar sadece oyunun kuralları işte o kadar. Üzgünüm. Satranç kesinlikle bana göre değil. Ama kimse pratik yapmama yardım etmezse asla havalı bir satranç şampiyonu olamam ve hiçbir kupayı kazanamam. Kupa kazanmak mı? Hey, babamızın ofisinde satranç ödülleri olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, babamız çok iyi satranç oynuyor Pudding. Şahmat. Çok iyiydi Pudding. Sen nasıl bu kadar çabuk yendi? Sen bir şampiyonsun. Şu ödüllerine bak. Onlar benim değil. Onlar annenizin. Okuldayken satranç oynuyordu. Bütün turnuvaları kazanıyordu. Çünkü çok oynardı. Hey! Çok iyi bir fikrim var. Hemen annemi çağırmalıyız. Bu harikaydı, evet. Gerçekten çok güzel bir oyundu Pudding. Görünüşe göre ailemizden bir dünya satranç şampiyonu daha çıkacak. Bu yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba bir satranç takımı pastası yaparak herkesi şaşırttı. Babanız bir satranç şampiyonu olmayabilir. Ama iyi bir tatlı uzmanıdır. Ve mat. Pudding böylece kendisine zorlu bir rakip buldu ve babaları çay saati için harika bir tatlı icat etti. Japon balığı. Tatlı kedicikler evcil hayvan beslemek istiyordu. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Vay, bu bir Japon balığı.
Onu beslemek çok kolay. Suyunu temiz tutmanız ve yemini vermeniz yeterli. Bence üstesinden gelirsiniz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Balığa kesinlikle iyi bakmamız gerekiyor. Onu beslememiz lazım. Hadi ona bir parça ekmek verelim o zaman. Bu şekilde ona iyi bakmış olmayız. Bence çok lezzetli bir şey yedirelim. Kedicikler balığa babalarının pastasından bir parça götürdü. Al bakalım, umarım seversin. Hayır, ha? Durun. Ha? Akvaryuma istediğinizi atamazsınız ama. Balığın özel yemi bu. Balıklar çok yemek yemez. Ufak bir parça balık yemi yeterlidir. Burada durup saatlerce onu izleyebilirim, biliyor musunuz? Çocuklar, dışarıda hava çok güzel. Neden bir süre balığı bırakıp dışarıda oynamıyorsunuz? Balığı da dışarı çıkarabilir miyiz? Tabii çıkarabilirsiniz ama çok dikkatli olmanız gerek. Tatlı kedicikler balığı göstermek için arkadaşlarını evlerine çağırdılar. Bence çok güzel bir balık. Çok iyi yüzdü kesin, evet. Peki onu besleyip biraz dolaştırabilir miyim? Ben de çocuklar, ben de. Yaşasın. Duman, sen yeterince gezdirdin, sıra bende. Balık biraz mutsuz görünüyor. Ona deniz canlıları ile ilgili bir kitap okursam belki kendini daha iyi hisseder. Bak, bu bir ahtapot, tamam mı? Ve bu da bir mavi balina. Ona bunları okursan evini özler Puding. Ben onu şimdi neşelendiririm. Mutlu 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 balık. Belki de karnı açtır. Hepsi bitmiş. Ben sorunun ne olduğunu biliyorum. Annem balıkların çok az yediğini söylemişti, hatırladınız mı? Ama biz ona koca kutuyu boca ettik. Ah zavallı balık. Mutsuz görünmesine şaşmamalı. Birinin sizin odanıza bu kadar çok yemek attığını düşünün çocuklar. Bu suyu da değiştirmek lazım. Bizim için hava neyse balık için de su odur. Etrafınızdaki havanın bir anda kirlendiğini düşünün çocuklar. Hava berbat kokuyor, değil mi? Evet, haklısın. Hava hiç de temiz sayılmaz. Sizin henüz bir evcil hayvana bakabileceğinizi hiç sanmıyorum. Bu yüzden Japon balığını mağazaya geri götürüyorum. Hayır anne, dur. Lütfen bize bir fırsat daha ver. Balığa bu sefer iyi bakacağımıza söz veriyorum. Ona çok az yemek vereceğiz, fazla değil. Suyunu da her gün değiştireceğiz. Evet, artık balığınız kendini çok daha iyi hissediyor. Bakın, kavanoz için gökkuşaklı bir süs aldım. Böylece hep mutlu ve iyi olacak. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Böylece Japon balığı ailenin bir parçası oldu. Ve tatlı kedicikler ona hep çok iyi baktı. İtfaiye istasyonu. Mutlu bir günde tatlı kediciklere büyük bir oyuncak itfaiye arabası hediyesi gelmişti ve itfaiyeci kaskları. Bak baba, itfaiye arabaları aynı senin her gün işte sürdüğün arabaya benziyor. Tarçın'ın babası itfaiyeci ve gerçek itfaiye arabası kullanıyor. Bu harika bir şey olmalı. Sireni çalan bir itfaiye arabası sürüyorsun, herkes sana yol veriyor, ne güzel. Evet, hem onların parlak kaskları da var.
İtfaiyecilerin günleri bir sürü kahramanlık yaparak geçiyor. Eğer isterseniz bir gün hepinize itfaiye istasyonunu gezdirebilirim çocuklar. Harika! Miyav, 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 miyav! Sonunda itfaiye istasyonu gezisinin yapılacağı gün geldi. Merhaba. Merhaba. Vay, bu itfaiye arabası aynı bizimkine benziyor. Tabii bu kocaman, bunu sürmek muhteşem olmalı. Doğrusunu söylemek gerekirse kurabiye, itfaiyecilik zor bir iştir ve çok çalışma gerektirir. Buradaki operatörümüz şehir haritasını izliyor. Günaydın. Hoş geldiniz çocuklar. Biri yardım çağrısında bulununca bu haritanın üzerinde ışık yanıyor ve bize yangının nerede olduğunu söylüyor. Aa, haritanın üstünde alarm olmaması çok kötü. Gidip bir yangını söndürmeyi çok isterdim. Yangın hiç iyi bir şey değildir. O yüzden bu ışıkların yanmaması daha iyi. Gerçek itfaiyeciler her an harekete geçmeye hazır olmalıdır. Bu yüzden her gün çok çalışırız. Beni izleyin. Ne? Öncelikle itfaiyecilerin bedenlerinin zinde olması gerekir çocuklar. İkinci olarak itfaiyecilerin çok hızlı giyinmesi önemlidir çünkü yangının hemen söndürülmesi gerekir. Kurabiye çok hızlı giyindi ama öbür ayakkabın nerede? Şeker bütün giysilerini giymiş ama fazla yavaş. Bu düşündüğümden daha zor bir şeymiş. Birlikte uyum içinde çalışmak önemlidir. Herkes kendi işini bildiği için kötü sürprizlerle karşılaşmayız. Artık itfaiyeciliğin sadece itfaiye arabası kullanmak ve parlak kasklar takmaktan ibaret olmadığını gördünüz sanırım. Bunun için çok ciddi bir eğitim almak gerekir. Ben itfaiyeci olmanın daha kolay olduğunu sanıyordum. Evet, hem çok çalışman gerekiyor hem de o korkutucu yangınları söndürüyorsun. Biz küçük kediler gerçek bir yangını asla söndüremezdik. Çok iyi bir fikrim var. Yangın alarmı! Ağaç evde yangın çıktı çocuklar. Giyinin itfaiyeci kediler. Yardım edin. Yangın söndürüldü. Artık herkes güvende. Çok iyi bir iş çıkardınız kedicikler. Bir süredir çalıştığınız belli oluyor. Sizin için özel eğitimli itfaiyeci rozetleri getirdik. İleride harika itfaiyeci kediler olabilirsiniz. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler, itfaiye istasyonunda çok şey öğrendi. Ayrıca eğitimli itfaiyeciler oyununu oynarken de çok eğlendiler. Uzay gemisi. Bir gece tatlı kedicikler arkadaşları Lekeli'nin evindeydi. Her gece yıldızlara bakıyorum. Umarım bir gün gerçek bir uzay gemisi görüp onlarla tanışırım. Ama şimdiye kadar kimse bir uzay gemisi görmedi. Ha, evet biliyorum. Kedicikler, eve dönme vakti geldi. Bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz. Uzay gemilerinin dünyayı ziyaret edip etmeyeceğini kimse bilemez ama henüz gelmedikleri kesin. Lekeli onlarla gerçekten tanışmak istiyor. Belki de sonsuza kadar bekleyecek ama bu hiç olmayacak. Sonsuzluk gerçekten uzun bir süre. Onun için çok üzülüyorum. Neden Lekeli için kendimiz taklit etmiyoruz? Ona uzaydaki bir gezegenden geldiğimizi söyleyebiliriz. Harika fikir. Ne kadar heyecanlanacağını bir düşünsenize. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Ertesi sabah kedicikler uzak bir gezegenden geliyormuş gibi giyindi. Üstlerine yağmurluk, antenli taç giydiler ve havalı güneş gözlükleri taktılar. Ay! Bir saniye. Yardım ettiğin için sağ ol.
Hey, sesimizi de değiştirmemiz gerekmiyor mu? Kendi sesimizle konuşmayalım, lekeli tanır. Uzaydan sana selam getirdik dünyalı. Bizler çok uzaktaki kedi gezegeninden gelen dostlarınız. Bizler da dost canlısıyız. İnanmıyorum, uzaydan geldiniz, bu harika. Hey. Ha, ben de gelmenizi bekliyordum. Sanırım dilimizi öğrenmişsiniz. Kedi gezegeninde acaba hangi dil konuşuluyor? Şuna benziyor. Miyav 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 miyav. Bu çok komikmiş. Bana geldiğiniz gezegenle ilgili bir şeyler anlatsanıza. Bizim gezegenimizde yer çekimi o kadar kuvvetlidir ki herkesin çömelip dört ayağının üstünde yürümesi gerekir. Dört ayağımızı ilginç uzay ağaçlarına tırmanmak için de kullanırız. Ve eğer aşağı düşersek de... Her seferinde dört ayağımızın üstüne düşeriz. Ve bazen yerde ışıklar belirir. Biz de onları yakalamaya çalışırız. Bu gezegenimizin en popüler oyunudur. Ne harika bir yermiş. Ben de size burada nasıl yaşadığımızı anlatayım. Bu bir roket. Uzaya gitmek için tasarlandı. Bu da bir salıncak. Bu bir futbol topu. Lekeli kediciklere birçok şey anlattı. Kedicikler bunları tabii ki biliyordu. Bu bir yastık. Uyurken başımızın altına koyuyoruz. Bu bir saat. Bunun işi size zamanı söylemektir. Bu bir teleskop. Baba bana bu sabah hediye etti. Bu bir kitap. İçinde resimler vardı. Öğle yemeğine geç kalıyoruz. Çoktan evde olmalıydık. Evet ama nasıl döneceğiz? Benim çok iyi bir fikrim var. Pencereyi bu şekilde açıyoruz. Ve bu şekilde kapatıyoruz. Bu da... Çok teşekkür ederiz dünyalı. Ama artık gitmek zorundayız. Eğer gitmezsek uzay gemimiz bizsiz gider ve biz de burada... Yoksa sizin gerçek bir uzay geminiz mi var? Onu görmem lazım. Koşun! Bekleyin, ben de geliyorum. Uzay geminiz nerede? Havada bir şey mi? Olamaz. Lekeli biz olduğumuzu anladı işte. Biz sadece uzaydakilerle tanışmak için sonsuza kadar beklemeni istemedik. Onun için de kendimiz onların taklidini yapmaya karar verdik Lekeli. Çok üzgünüz. Başından beri siz olduğunuzun farkındayım çocuklar ama bu gerçekten harikaydı. Bu akşam neden bize gelmiyorsunuz? Yeni teleskopumla yıldızlara bakarız, ne dersiniz? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Bakın bu balık takım yıldızı. Bu da büyük kedi takım yıldızı. Bu dört yıldız kedinin kuyruğu. Bakın. Tatlı kedicikler için gece gökyüzü o kadar güzeldi ki ona sonsuza kadar bakabilirlerdi. Hepimiz yıldızlara bakabilir ve hayal kurabiliriz.